Kıskanmak normaldir. Az ya da çok hepimiz bir şeyleri kıskanmışızdır. Örneğin annemizin daha çok sevdiğini düşündüğümüz kardeşimizi, daha güzel, daha zengin, daha başarılı olan arkadaşımızı. Bu geceki suç ve delilde ele alacağımız bu kıskanışlar değil. Yerli yersiz, gerçek sanal, pek çok gerekçeyle içimizi kemiren, hayatımızı zehreden sevgiliyi kıskanmayı tartışacağız. Onu bir rakibe kaptırma korkusunu, bana yalan söylüyordan başlayan, beni aldatıyor süren, sevgilinin ya da rakibin canına kastetmeyle noktalanan kaygıları, saplantıları konuşacağız. İlerleyen dakikalarda ünlü bir doktor, kendisini aldatan karısını ve görgü tanığı olmasından korktuğu dadıyı öldürecek. Bu sırada doktorluğun bütün hünerlerine başvurarak geride delil bırakmamaya çalışacak. Bundan 76 yıl önce gazeteye sarılı 3 göğüsle bir rahimden yola çıkarak mucizeler yaratan adli bilimcilerin kıskanç kocayı dar ağacına gönderme çabasını adım adım izleyeceksiniz. Doktordan yıllar sonra güzel bir hemşire kocasını aldatıyordu. Günün birinde iki çocuğunun babasından boşanmak yerine sonsuza dek kurtulmayı tercih etti. Müthiş bir plan yaptı ve uyguladı. Geride hiç kanıt bırakmadan bir cinayet işlediğinden ve cesedi yok ettiğinden emindi. Kemiklerden, testerelerden, liflerden, mermilerden, el yazılarından, bilgisayarlardan anlayanlar tam 3 yıl uğraşmasaydı kim bilir bu mevsimde nerede tatil yapıyordu. Umarım kıskanç insanları, aldananı aldatanı, doğruyu yalanı, gerçeği hayali masaya yatıracağımız bu suç ve delili sıkılmadan izlersiniz. Suç ve Delil başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Profesör Doktor Özcan Köknel, psikiyatri uzmanı, yılların hocası, hocamız. Hoş geldiniz avukat Altın Mimir hanımefendi. Ve hoş geldiniz Özel Dedektifler Derneği Başkanı ve Romanya'daki Uluslararası Özel Dedektifler Okulu Dekanı. Bize bunu da biraz anlatırsınız belki zamanı gelince. İsmail Yetimoğlu. Bu akşam Suç ve Delil'de az önce girişte de biraz aktarabildiğim gibi kıskançlığı, aldatmayı, buna bağlı olarak gelişen şiddeti, buna bağlı olarak gelişen kaygıları, korkuları, dedektife başvurmayı, avukatlara başvurmayı, psikiyatrlara başvurmayı hep ele alacağız. Ve içimizi kemiren, kimimizi çok ciddi bir biçimde rahatsız eden, hatta elimizi kana bile bulatabilen bir sorunu elimizden geldiği kadar tartışmaya çalışacağız. Ama her şeyden önce bir olayla bu geceye biraz başlamak istiyorum. Gerçi çok eski bir olay. Ta 70 küsur yıl öncesinden kalma bir cinayet. Fakat birçok ders kitabında yer alan bir cinayet. Çünkü katil aslında bir doktor, çok çok iyi bir doktor, çok sevilen bir doktor. Bu doktor dar ağacına giderken on binler onunla ilgili imza toplamış asılmasın diyerekten. Ama doktor karısını ve çocuklarının dadısını çok özenli bir plan yaparak ve geride kendince hiç delil bırakmadan öldürmüş de bir katil aynı zamanda. Kitaplara geçmesinin nedeni bir doktorun aslında insanlara iyilik yapmak, sağlık vermek için öğrenmiş olduğu bütün bilgilerden nasıl yararlanarak aslında suç delillerini ortadan kaldırmaya çalıştığının da bir örneği. Bir taraftan da 70 küsur yıl öncesinde adli bilimlerin çalışanlarının, o alandaki profesyonellerin nasıl mucizeler yarattığı ve nasıl ilkler hayata geçirdikleri. Şimdi doktorun adı Dr. Buck Ruxton. Olay İskoçya'da geçiyor. Küçük bir kasabada, Moffat isimli bir küçük kasabada geçiyor. Ve 1935 yılı tarihlerden 29 Eylül bir pazar günü.
İki hanım nehir kenarında dolaşırlarken birdenbire bir paket görüyorlar suyun kenarında ve sanki orada bir el görmüş gibi oluyorlar paketin içinde. Korkuyorlar tabii çok. Hemen Moffat karakoluna gidiyorlar ve diyorlar ki işte suyun kenarında bir paket gördük. Bunun içinden de bir el çıkıyordu. Bunun üzerine karakol polisleri hemen bunların gösterdiği yere gidiyor. Bir de bakıyorlar ki hakikaten nehrin kenarında onlarca küçük paket var. Bu paketlerin kimisi beze, kimisi gazeteye sarılı. Bunları toplayıp götürüyorlar ve bir üniversiteye bunları teslim ediyorlar. Ve bu Edinburgh Üniversitesi'nin anatomi hocasına, Profesör Doktor Brush'a bu parçaları teslim ediyorlar. Çünkü bunların ne olduğunu, insan mı, hayvan mı, insansa kime ait ancak onlar anlar diyerekten işte böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Aradan yaklaşık işte bir 24 saat sonra başka bir polis memuru oldukça daha güneye doğru, yani nehrin daha alt taraflarında bir yerde yine bir paket, paketin içinde bir tane sol ayak buluyor. Bir hafta kadar sonra da daha da güneyde bir sağ kol buluyorlar. Yine bir pakete sarılı vaziyette böyle bir parçalar var ortalıkta. Bunların hepsini önüne alan bu anatomi hocası diyor ki ben bununla yalnız başıma başa çıkamayacağım. Bir adli tıp hocası var, tanıdığı Glasgow Üniversitesi'nden, onu çağırıyor yanına ve bunlar oturuyorlar ve bunları inceliyorlar ve sonunda ellerindeki bu parçalardan, ki saçları yüzülmüş iki tane baş var ellerinde, aslında baş demek de biraz şey olur, aslında kafatası, çünkü gözleri oyuk bir tanesinin, öbürlerinin dişleri sökük, burnu kulağı dudağı dili yok, yani baktıkları zaman da birini bir kadına, öbürünü de bir erkeğe ait zannediyorlar önce ve gazetelerde de işte bir kadın bir erkek, kim olduğu belli olmayan iki ceset bulundu diyerekten haberler çıkıyor. Fakat bu parçaların arasında işte doktorlar 3 tane göğüs, bir tane de rahim bulunca bunlar diyorlar ki hayır, bu bir erkek ve bir kadın değil, bunlar 2 tane kadın cesedi. Bunun üzerine yavaş yavaş acaba kime aittir bu diye uğraştıklarında ilk yaptıkları iş tabii ki bunların kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Ve işte kafatası dikişlerine bakıyorlar, sütürlere. Bunların işte bir tanesinin kapanmamış olduğunu görüyorlar ve diyorlar ki demek ki yaşı 30'un altında. İşte uzun kemiklerinin uçlarına bakıyorlar. Bu da tabii yaş tayini için kullanılan bir kriter. Oranın tam kaynamadığını görüyorlar. Diyorlar ki 18 ile 25 arasında. Tamam, 30'un altında ama 18 ile 25 arasında. Akıl dişlerinden biri çıkmamış diyorlar. Demek ki 18 ile 21 arasında böyle bir hesaplar yapıyorlar. Neticede de işte eldeki kemiklerden de boyunu hesap ediyorlar. 1 metre 45 santim diyorlar. Yani 1.45, yaşı 18-21 arasında bir tanesi. Aynı ölçüleri, yani kafatasını, işte uzun kemikleri, işte dişlerine, öbürünün bakaraktan var olan dişlerine, bu da diyorlar ki bu da 35-45 yaş arasında bir yerde. Boyunu da hesaplayabiliyorlar, 1.57. Böylece iki tane kadının, biri daha yaşlı, öbürü daha genç, biri daha uzun, öbürü daha kısa gibi böyle kabataslak bir şeyleri oluyor. Bedenlerin her ikisi de ileri derecede çürümüş. Tabii ki bu şeylere sardıkları için, bir de orada rutubette de durduklarından, kim bilir de ne zaman durduklarından, bunlar çok çürümüş. Çürümüş cesetlerde tabii malumunuz ölüm zamanını belirlemek çok zor. Hele bundan 70 yıl önce çok çok daha zordu tabii. Bu uzmanlar ölüm zamanını tayin etmek için uğraşa dursunlar. Moffat karakolunda bir polis memuru çok daha onlardan akıllı ve kestirme bir yolla tam olarak tarihi bulabiliyor. Şöyle ki bu şeylerin, parçaların sarılı olduğu işte gazetelerden bir tanesinin üzerinde bir fotoğraf görüyor. Bu fotoğraf işte güzellik yarışmasında birinci olan kızın fotoğrafı. Tarih yok ama böyle bir fotoğraf var. Bunun üzerine gazeteleri arıyor. Kim bastı bu fotoğrafı diyorlar, güzellik yarışmasındaki şeyi. Gazetelerden bir tanesi diyor ki biz bastık. Bir pazar günü ekinde bastık, bir ekte bastık. Ve bunu da sadece karakolun 200 kilometre kadar güneyindeki
bir kasabadaki abonelerin evine teslim ettiğimiz bir ekte basılıydı. Başka da hiçbir yerde bu yoktu, bu fotoğraf diyorlar. Ve işte katilin şansızlığı alan bu ki, evet, birdenbire alan böylesine daralıyor. Ve işte bu kasabada, Lancaster'de kimler bu gazeteye abone ise onlara bakıyorlar. Ve de kimler tabii ki iki tane kadınla ilişkisi varsa, işte biri daha yaşlı, biri daha genç, biri daha uzun, biri daha kısa, bakıyorlar ve de bir doktora ulaşıyorlar bu gazeteden. Ve de bu doktorun adı Buck Roxton. Buck Roxton aslında Hindistan'dan İngiltere'ye göç etmiş, çok sevilen bir doktor. Adını değiştirmiş, Hintli adını değiştirip bir İngiliz adını almış. İşte bütün o kasabada ve çevrede çok sevilen, çok iyi bir doktor. Eşi var, çocukları var, 3 tane çocuğu var ve çocuklara bakan bir dadı var. Ve tabii ki bundan şüpheleniyorlar karısını. Affedersin, cerrah mı bu? Doktor. Evet, cerrah. Ve ama Lancaster savcısı diyor ki bu olmaz diyor. Yani bir tek diyor bu gazeteyle bu kadar önemli bir adamı, bu kadar halk tarafından bu kadar sevilen sayılan birisini diyor biz evini dahi aratamam diyor savcı. Bunun üzerine bunlar biraz daha devam ediyorlar çalışmaya ve şöyle ki bulunan parçalardan ellerin hepsi boğumlarından kesik. Bir polis memuru, Glasgow Polis Teşkilatı'ndan bir polis memuru, aynı zamanda hem parmak izi uzmanı hem de fotoğrafçı olan bir hanım, Bertie Hammond, polis memuru, bu baş parmaklardan bir tanesinin tam olarak kesilmediğini tespit ediyor. Onun fotoğrafını çekiyor. Ve de bir biçimde eve girerek dadının odasındaki eşyaların fotoğraflarını çekiyor. Ve oradaki bir Çin vazosunun üzerindeki bir parmak iziyle buradaki tam kesilmemiş parmak izinin tam olarak tuttuğunu görüyor. Bu İlk önemli delil oluyor. Yani bu elin sahibinin aslında dadı olabileceğine dair. Bu ilki. Sonra anatomi uzmanı olan hoca kafataslarından bir tanesini acaba o doktorun karısına mı aittir diyerekten tespit edebilmek için kadının fotoğrafıyla üst üste süperpoze ediyor. Ve burada altta gördüğünüz iskelet, üstte gördüğünüz de bir şapkalı bir fotoğrafı. Bu o kadar zor ki o tarihte bunu yapmak. Bir fotoğrafı, bir vesikalık fotoğrafı ile o bulunan iskeleti üst üste getirerek yeniden fotoğrafını çekiyor. İkisinin üst üste süperpoze fotoğraflarını çekiyor ve böylelikle tam olarak o kadına uyduğunu tespit ediyor anatomi uzmanı. Bu teknik Profesör Doktor Mehmet Yaşar İşcan denen çok önemli bir antropoloji hocamızın ki çok uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde de hizmet etmiştir. Adli Tıp Kurumu'nda da çalışmıştır. Geliştirdiği yöntemlerden bir tanesi daha sonra. Yani başlangıcı böyle bir Boston cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili bir olay. Ve buradan da doktorun sadece dadıyı değil aynı zamanda karısını da öldürdüğünü iddia ediyorlar. Ve bu da ikinci bir delil oluyor. Sonra bir ayak, iki tane sol ayak bulunmuştu. Sağ ayaklar bulunmamıştı. Bu ayakların kalıbını alıyor polis. Tarihte ilk defa bir ayak kalıbının bir ayakkabıya uyup uymadığını bu olayla şey yapıyorlar, karşılaştırıyorlar. Ve kadınların ayakkabıların içine o kalıpları koyunca gerçekten tam olarak uyduğunu görüyorlar. Böylece de bu ayaklar bu kadınların diyorlar. Tabii ki böcekler, yani adli entomolojinin de ilk kullanıldığı olay tarihte yine bu olaydır. Burada da işte bu paketlerdeki etlerin üzerinde, parçaların üzerindeki Calliphoridea denen çok büyük yeşil sineklerin her türlü gelişiminden anlayan bir hoca. O da bu sinekler ile bir ölüm zamanını tayin ediyor sineklerden bakarak ve ilk defa tarihte ve de hakikaten bunların 16 Eylül 1935'te öldürüldüğünü bu böcekler sayesinde söylüyor. Şimdi